Gelelim Bulut'un en beğendiği filme. Elçilerin Savaşı. Eltoş, ne haber? Abi, bu film üstünde çok fazla durmak istemiyorum, dürüst olmak gerekirse. Söyleyeceğim şeyler var. Söyleyeceğim şeyler var. Bu geldi bana. Dedi ki, izle dedi. Zorlana zorlana, tamam dedim, izleyeyim dedim. Bugün beni arıyor. Telefonda bir ağlama sesi. Oğlum diyor, 40. dakikadayım diyor. Ağlıyorum, seninle paylaşmak istiyorum. Gözlerim kanadı dedi. Peki dedim, kapattım yani, ne diyeyim ben de. Ama izlemesini istedim. Yorumum şu. En önemli yorumum. Filmin ikiye bölersek ortadan, ilk kısmında yazanla ikinci kısmı yazan farklı gibi. Yani ya da çekim ya da müzik, bilmiyorum. Bana ilk kısım o kadar rahatsız etti ki. Yani o eltinin... Küçük eltinin mi? Büyük eltinin. Büyük elti. Gupse. Büyük elti... Ya ben o tarz insanlarla hayatta, yani çoğu insan zaten yapamam der. O yüzden de zaten abez insandan film çıkartıyorsun. Kabul belki ama... Abez ne demek? Tezat. Yani olmayan böyle, ya da olsa bile bu kadar olmaz şu şartık dediğimiz. Abes mi demek istiyorsun? Ne diyorsam diyorum, algılıyorsam boş ver. Zaten sinirim tepende filme karşı. Abi yani söyleyecekse şey bulamıyorum. Ya sen eltin bile olsa ne bu? Bu arada bu terimleri de yeni yeni çözüyorum. Kayınço, elti. Bir girelim başka mi ona? Başka başka. Girelim, gir tabii. İşte elti tam olarak ne oluyor? Erkek kardeşlerin karıları, eşleri. Tamam. Şimdi evet. Şimdi biz ikimiz kardeş olsak, evet, bizim karılarımız elti oluyorlar. Elti oluyorlar. Evet. Görümce var. O ne? Hiçbir fikrim yok. Bak şimdi ben araştırdım. He. Görümce ne soruyorsun lan o zaman bana? Sana oğlum, ben sana kültür dersi veriyorum burada. Türk Allah kültürü. Kahretsin. Görümce. Bu hayatta işimize yarayacak mı hocam? Yarayacak hocam, yarayacak. Sen çok büyük konuşuyorsun. Ben seni göreceğim. Ne haber kayınço diyor. Gideceksin yarın öbür gün. İnşallah. Kayınço ne? Onu bilmiyorum. Ha işte bak. Bak şimdi. Bir tek ben değilim. Görünceyi araştırıp gelmiş. Biliyorum, biliyorum. Kayınçoyla kayınbirader aynı şey. Birader bildiğin brother. Tamam. Kayın ne demek biliyor musun? Kayın. In-law. In-law. In-law aslında hukuki demek ama kayın da kayyum kelimesinden geliyor Arapça. Evet. Kayyum da vekaleten demek. Vekalet eden. Tamam. Yani aslında in-law'un aynısı. Kayınbirader de. Hukuki olarak kardeşin. Yani nedir bu? Kız kardeşinin eşi. Aynen öyle. Tamam. Görümce de bunun dişisi. Benim kız kardeşim benim karımla görümce oluyor. Anladın mı? Çok uğraştım. Şimdi her birinin özel olarak ismi var. Bizde çok önem verilmiş bunlara. Hani in-law deyip geçemiyoruz böyle. Ben çok bunalıyorum bunların içinde. Bir de şeyler, bacanaklar var, onları biliyor musun? Bacanak çok cool bir şey bak. Şöyle cool. Diyelim ki 5 tane kız kardeş var. Bu 5 kız kardeşten biriyle sen evlendin, biriyle ben evlendim. 3 tane daha şey adam bulduk. Onlar da evlendi diğer kardeşlerle. Biz erkekler grubu, bacanak grubu oluyoruz. Demin kayınbirader demedik mi ona? Yok, bu bacanak. Kayınbirader ne lan? Bakayım mı kayınbirader nedir diye. Bak, kayınbirader evli çiftlerin eşlerinin erkek kardeşleri için kullandıkları terimler. Kadının da erkeğin de erkek kardeşi var. Hayır. Senle ben evliyiz. Evet. Senin kardeşin var. Erkek. Evet. O benim kayınbiraderim oluyor. Ama kızsa... Ulan ha, benim kardeşim senin de kardeşin oluyor. Ha okey. Anladın mı? Tamam, onu anladım. Hukuki kardeş işte. Evet. Bacanak ama iki tane kardeşle evleniyoruz. Evet. Biz bacanak oluyoruz. Hadi inşallah. Şimdi bununla ilgili ben... Abi yani niye bu kadar şey yapmışlar ki? isim bu yani, eminim bunun bir geçmişi var bu arada. Bu şeyde Arapça, Farsça bir kültürel de bir şeyi vardır. Ama yani Amerikanların hani çoğu şeyine bu noktada hak vermem belki ama bu mesela doğru yapılmış. Hukuki olarak kardeşim demiş, Türkçe'ye çevirdim. Hukuki annem, hukuki babam falan, hani hukuki ailem falan gibi. Ama bak şöyle düşün bir de. Şimdi Amerika'dasın. Brother dedin. Erkek kardeş değil mi? Evet. Kardeş mi abim bilemiyorsun. Edemiyorsun. Yani tamam. Büyük mü? Bizde çok spesifik. Yani my little brother dersin. My big brother dersin. İstersen ama. Şimdi tamam. Bizde sen elti dediğin zaman
Adam spesifik nokta atışı. Adam bütün arada ailenin haritasını çıkarıyor. Eltiyse var, kız var, şu var, kardeşi var. Anladın mı? Bizde böyle daha açık bu. Şimdi bu bayramda ben bir aile ziyareti yaptım. Evet. Orada bunlarla ilgili bilgi aldım. Evet. Bu filmi izlemeden önce. Evet. Bilgiyi de buradan gerçekten selam söylüyorum. Özlem'e, izliyordur o. Özlem bana anlattı. Şimdi bu grupların davranış şekilleri var. Bak şimdi filmle paralel bu. Hadi bakalım. Şöyle, şimdi Özlem'in dediğine göre bacanak grubu, yani aynı kız kardeşlerle evlenmiş, yani kız kardeş grubuyla evlenmiş farklı farklı erkek grubu bu. Evet. Tamam mı? Bacanak grubu, bacanaklar arasında çok çok iyi geçinmek zorunda. Neden? Çünkü herhangi bir problem olduğu zaman problem yaratan kişiyi diğer bacanaklar karılarına söylüyorlar. Karıları kızlar grubu. Bunlar gidip kardeş. Onun eşine gelip konuşuyorlar. Şimdi bu kardeş et tırnaktan ayrılmaz. Evet. Ne olursa olsun. Bu sefer o sorun çıkaran bacanağa abanılıyor. Bak şimdi sorun çıkar. Bak tek kişiden sıkıntı çıkıyorsa abansın, ona bir lafım yok. Yok abanma. Ama yok. Özellikle bak bu film için konuşacağım. Yani böyle bir büyükelti için konuşuyorum. Böyle bir insanın var olduğuna inanırım. Böyle vardır, insanlar vardır. Vardır. Ona lafım yok. Yani birazcık abartılmış kabuğu, yani sonuçta dediğimiz bir film olması lazım ama bu insana sen işte üzülmesin kardeşlerin, lan karı manyak. Ona o zaman o şekilde davranacaksın. Sen niye onun yoluna gidiyorsun? Çocukla çocuk olma lafı gelir burada aklıma. İşte ay bakın altınları falan. Bunu kim yapar lan? Hani giyersin onları, takarsın koluna en pahalı saati, takarsın en pahalı bilmem neyini, atıyorum yüzükse bir şeyini falan. Dersin ki benim o yüzüğüm var. 5 taş, 7 taş, 10 taş, tam tur, yarım tak tur. Tak bunları. Saçtım gene. Tak bunları, derdim yok. Ama gelip de ay bunlar böyle falan. Hani bu hareketi yapmazsın be abi. Yapar mısın? Ben gördüm yapanları. Uzak durun benden lütfen. İşte bak çok büyük konuşuyorsun diyorum ya. En son düğünde halay başı olarak görmeyelim seni. Elinde mendil. Bununla ne alakası var? Yani gerekli... Karakter olarak diyorum. Bunlardan uzak durursun diyorum. Sen bunu bak... kapı komşusu bile olmak zorunda kalırsan ki zaten ev mevzusu var. Oradan başlıyor olay. Bedava ev var, kirasız oturacağız. Tamam çok güzel. Yaşayın hayatınızı ama şimdi kardeşler için çok tatlı. Bunlar zaten kapı komşusu oldular. Hayatları boyunca hani keyifli evet. Bir şekilde. Bir de ilişkilerinin güzel olduğunu görüyoruz. Yani evet. Oynuyorlar, sohbeti, muhabbeti falan. Tatlılar. Güzel. Ama şimdi karılarımız birbirini sevmedi lerini kocaya öncelikle söylemiyorlar. Bu bana tuhaf geliyor. Şimdi aslında orada sevmeme durumu yok. Kıskançlık durumu var. Kıskançlık da yok. Orada bir teritoriyi belli etmek. Yani ben senior'ım, ben senin üstünüm, sen benim altımsın. Neyi üstünsün? O da insan, yaş... o da insan. Şimdi birincisi büyük kardeşle evlenmiş kız, büyük elti. İkincisi ilk gelin. Hatırlıyor musun bir sahnede kayınvalidesinin çenesini tutup seni ilk ben kayınvalide evet. Yaptım diyordu mesela. Ya bunlar aslında söylenmeyen ama gerçekten bizim millette olan duygular. Yani sen bu tarz şeyleri çok görmedin. Hani belki ilk de görmedin diyebileceğim ama yani komşulukta olsun işte ne bileyim komşuların anlattıkları, onun bilmem neyinin anlattıkları filan. Ben şeyi çok merak ediyorum. Şimdi Gupse Özay'ın filmi bu, tamam mı? Evet. Büyükelti'nin filmi. Yani yazarı o. Bu kadın başarılı bir kadın. Yani her ne kadar bana hitap etmese de bir kadın olarak çıkıp tek başına bunları yapabilmesi ki bu örneklerden gidersek Gülse Birsel'dir öncülerinden, yeni çağın öncülerinden diyebilirim. Evet. Filmi yapması, daha önceden de Deliha diye bir filmi yapmış, Görümce diye bir film yapmış. Yani bu bir başarıdır. İzletmiş, Netflix'te bir numara şu anda, hala izletiyor. İlk önce tebrik ediyorum gerçekten. Çünkü bu ülkede, dünyada da ama özellikle bu ülkede dünyaya kıyasla bir kadın olarak bunları yapmak zor. Çok zor. Aynı zamanda uğradığı hakaretleri falan Barış'tan dolayı biliyoruz. İşte sosyal medyada aforoz ettiler kadını, şöyle böyle terbiyesizlik üstüne terbiyesizlik yaptılar. Kadın sadece gülümsüyor bunlara da. Ben yine tamam okey diyorum ama komedik olarak beni etkileyen bir kadın değil. Ha. Tespit yapıp o tespitleri komediye vurup film yapıyor. Merak ettiğim konu şu. Şimdi Bulut bir android olarak bu ilişkilerde bunları anlayamıyor. Tamam mı?
Ben anlayabiliyorum çünkü... Android ne alaka? Bu ilişkileri bilmiyorsun. Yani bunlara uzaylısın, yabancısın gibi söylüyorum. Şimdi ha, elçilik, Android, kayın... Logodan şey çıktı. Ha yok yok, ben şey direkt uzaylı anlamında tamam, söyledim. Evet. Ben anlayabiliyorum çünkü benim yaşadığım çevrede daha çok vardı, şu vardı, bu vardı. Aile yapımız buna daha yakındı seninkinden farklı olarak. Şimdi Gupse bu filmi 2019'da yaptı. 2019'da hedef kitlede atıyorum 18 ile 35 yaş arasıysa, hani 35'e biz yakın olanlarız ama 18-25 aralığı var. Artık bu ilişkilerin pek de kalmadığını ben de itiraf ediyorum. E bu film nasıl tuttu anasını satayım? Ben bunu merak ediyorum. Şimdi bak, çekimlerinde bir sıkıntı yok. Müziklerinde bir sıkıntı yok. Evet, sosyal medya serpiştirilmiş her yerine. Aynen, kullanılan efekt olaraktan hani şey, baktığı efektlerin yanından kayması. Yapılması zor şeyler değil bunlar ama güzel bir şekilde konulmuş. Hiçbir derdim yok onunla. Benim sadece yani bu arada bunu bu şekilde yorumluyorum ama şuraya geliyorum aslında. Eğer kadın gerçekten o karakterini o kadar sevilmemesini istediği için o şekilde yazdıysa o yüzden ben nefret ettim o kısımdan. O bu da aslında başarılı oluyor. Tabii. Şimdi sıkıntı da orada. Yani ben bunu işte bir Amerikan İngiliz film dizisiyle kıyaslayacağım bir nokta yok. Çünkü zaten bizim uzak duracağımız insanları popüler bir şekilde önümüze sunmuş bir film oldu. Yani ben bu arada kendi başıma oturuyor olsam hayatta açıp izlemem. Bu benim bu arada. Hani bunu şeyi yok. Ben de o zaman şöyle gireyim. Ben de kendi başıma açıp izlemedim. Hatta izlemek aklımın ucundan geçmiyordu. Bunu söylemeden önce şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Çok kısa filmle ilgili bilgi vereceğim çünkü öncesinde söyleyeceğim şeye gireceğiz. İki kardeş var, iki tane erkek kardeş var. Abi evli, kardeşi evleniyor. Kız almaya gidiyorlar, Rize'ye alıyorlar, geliyorlar. Ondan sonra oğlanın annesi babası diyor ki ya diyor bizim bir aile apartmanımız var. Son diyor bir tane daire kaldı, gelin oturun boşuna kira ödemeyin. Bunlar da kabul ediyor. Karşı dairelerinde büyük abi, diğer karşıda küçük abi. En üst katta dubleks bir ev var. Ki havuç olarak gösterilen şey bu. Burada da aile, yani ailenin büyükleri. Anne baba oturuyor. Havuç? Ödül. Ha. Şöyle gidiyor olay. Artık büyükler torun istiyor ve bunu söylüyorlar. Diyorlar ki hatta kayınvalide olan karakterimiz başka bir arkadaşıyla konuşurken diyor ki ben artık kocaman evde ne yapacağım? İn çık filan zor oluyor. Asansör yaptır o zaman filan. Artık çocuğu, ilk çocuğu olana bu daireyi veririm. Ben küçüğe geçerim. Daha rahat temizlemesi falan daha kolay diyor. Ki bence yok, bir yerdeki yazlığa gideceğim diyordu da. Önemli değil. Doğru söylüyorsun. Yazlığa geçeriz diyor ama alttaki daireyi de tutar o. Gelir, kışları gelir. Torun sevmeye gelir falan. Bunun üzerine iki tane elti, hem aralarında bir teritori savaşı var. Büyük olan küçüğü ezmeye çalışıyor. Küçük çok farklı, tatlı bir insanken birden eltiye, büyüye benzemeye başlıyor. Çünkü oyunu kurallarına göre oynaması lazım. Ondan sonra ikisi de aynı anda hamile kalıyor garip bir şekilde. İkisinin de çocuğu oluyor. Bu süreçte artık hamilelikten sonra bu savaşlar sona eriyor. Böyle bir mutluluk havası. Ay senin çocuğun, benim çocuğum beraber büyüyecekler. Anne de baba da zaten gidin diyor. Ben evi vermiyorum diyor. Ondan sonra çünkü büyük ev, hepsinin çocukları oraya geliyor. Orada eğleniyor filan. Büyük olması lazım diye düşünüyorlar. Böyle mutlu bir sonda biterken bir tane daha üçüncü bir kardeş var. Bu arada o da yurt dışında. O da sevgilisini tanıştıracak. En sonunda da filmin hani devam filmi geleceğini oradan anlıyoruz. Üçüncü bir elti çıkacak karşımıza. Üçüncü elti yani. Gelecek ve fena çünkü. Orada çünkü görüntülü bir konuşma var. O da diyor ki aman diyor o Loso'larla şimdi ne konuşacağım filan fıstık laf sokuyor. Loso'lu karılarla. Öyle mi dedi? Bunların gözleri böyle büyüdü filan. Film böyle bitti. Şimdi biz eşimle beraber annemlere gitmiştik. Bize bu filmi aşılaştılar. İzlettiler. Sanırım benim de izleme amacım yani subliminal mesaj bebekti. Bak böyle şeyler olmuyor diyorsun evet, ya. Evet hadi ben de isterim bu arada. Sen mi? Evet. Benim bebeğimi ne yapacaksın oğlum sen? Okşarız. Peki. Şuraya koyarız lan değil mi? Güzel olur. Ha? Bebekle video çekeriz. Çekeriz tabii oğlum. Bebeğe şeyi izleteceğim ben. Patron bebek. Çocuk biliyor musun? Çok güzel bir şeyim o. Yani benim izleme şeyim de biraz uzun oldu ama ben de bundan dolayı izletildim. Yani kendi Netflix'imde kendi bilgisayarlarıma, televizyonlarıma sokmadım filmi. Babamın hesabından izledik. Ama hala bir numara geliyor öneri olarak. De, tam sana göre diyor. Allah böyle İlginç. Işık çıkıyor bana böyle. İlginç, tam sana göre diyor. Evet. Ne izliyorsan artık benden o. En son işte 365'i izledim. O aynen. Yüzden Eltilerin Savaşı'nı izlemen lazım. İşte 365'in sonunda bebek. Umbrella'yı bitirdik lan saçma ama. Doğru.
Yani konuyu da anlatmış olduk bu arada. Evet. Şimdi şuraya girmem lazım. Gir. Ya videonun başında söylemiştim zaten ikiye bölünmesi ve yarısından öncesini yarısından sonrasını yazım farklıymış gibi hissediyorsun ama olay o değil. Karakterlerin gelişmesi değişmesiyle alakalı bir durum. Çünkü başlangıçta küçük Elti'ye o kadar bir zulüm var ki böyle ağlayarak döndüğünü görüyoruz. Mahalleye böyle dedikodular yayılmış falan. Bir şey yani hakikaten yani onun için mi kötü hissediyorsun yoksa ben ne izliyorum böyle bir şey olamaz hayır falan diye gözünü kapıyorsun aslında. Ben izlerken öyle oldum. Ama yarısından sonra bir şey değişti. Bunlar ilk bir o Instagram çocuk doktoruna gittiler de işte hadi girebildi. Orada bir el sıkıştılar ya. Ulan zaten sonunda ne olacağını biliyorsun en başından beri bunu kabul etmek lazım da. O sahnede böyle bir ha ulan değişecek mi acaba derken aa yok biz arkadaş değildik diye ellerini çektiler falan. Sonuna kadar da böyle gitti zaten. Çocuklar doğana kadar tabii o şekilde gitti. Ama bu daha önce bir film dalga geçmişti bu konuda. Şey Friends with Benefits bununla dalga geçmişti. Filmin sonunda işte blooperlar, işte kamera arkası, güldükleri sahnelerden bir iki şey atıyorlar. Ve sen güzel vakit geçirdiğini hissediyorsun. Hakikaten de öyle oldu bana. Filmin sonunda bunlar işte bize loğusalı karı mı dedi o falan dediler. Mı fazla kardeşim falan dedi ve kamera yükseldi. Tam kamera yükselirken bakarsan kızların gülmeye başladığını görebiliyorsun zaten. Tabii. O noktada kestiler, krediler akmaya başladı. Kredi. Ne denir ona? Kredi. Kredi mi denir? Neyse onlar akmaya başlarken yanda şeyler işte kamera arkaları geldi. Direkt o sahneyle güldüklerini fark ettik bilmem ne. Ne kadar eğleniyorlar aslında. O kadınları yani o büyük eltiyi oynayan insanın hiç o şekilde olmadığının farkındasın. İşte şey yapıyor. İşte yüzüğünün ağırlığını gösteriyor falan. Ne kadar ağır değil mi falan diye. Yani hakikaten normal aklı başında bir insanın yapmayacağı bir şey olduğu için komik. Ve o zaten sırada rol orada, yaptığı için. Tabii yani kadının orada eleştirdiği şey de bu. Evet. Yani evet. Bu eleştiriyi bir komedi yöntemiyle bize sunuyor. Tabii böyle insanlar var. Aynı Recep İvedik kafası ya. Yani bak birebir aynı diyemem abartısı. Ama. Abartısı. Ha yani. Belli başlı insanların abartısı. İşte karikatürize etmekle aynı aynen şey aslında. O aynen bir karikatür öyle bir karakter oldu. Diğer karakterin dönüşümünü izliyoruz. Daha sonra bunun ona yaklaşımını izliyoruz. Ortaya da en sonunda yani şunu da görüyoruz. Ortak düşman çıktığı zaman hani enemy of my enemy is my. Ama o filmin son sahnesi ya. Yani çok da önemli ama bulmadım. İkinci film geliyor. İkinci filmde öyle göreceğiz onu. Konuşuyoruz. Niye izleyecek misin? Ha? Merak mı ettin? Merak etmek değil. Çekecek. Bitti artık yani. Ben izleyeceğim ya. Tamam. Ya ben hakikaten tekrar söylemek istiyorum. Bunu takdir ediyorum. Baştan sona film yapıyorsun, yazıyorsun. Yönettim bilmiyorum. Yönetmemiştir muhtemelen ama karakterleri yaratıyorsun. Zor iş. Yönetim, kadınsın. Hocam diyor. Lafını dinletiyorsun. Zor iş. Helal olsun. Helal olsun. O kısmına ben de katılıyorum kesinlikle. Burada söyleyeceğim bir şey var ki onu bir önceki bölümde de söylemiştim. Türk filmlerindeki eksiklik mi artık yapamamayla alakalı, ellerini bağlamayla alakalı rütüğün de. Bandaj. Ha? Bandaj aynen öyle. Şimdi bu film Netflix'e çıkmadı değil mi? Hayır 2019'da sinemaya çıktı. Sinemaya çıktı sonradan Netflix'e verildi. Keşke bu sonradan bu tür yerlere verileceği biliniyorsa ikincil bir sahne çeksinler. Şu konuda derdim. Nasıl yani? Ne film? Abi yeni evli çiftsin sen. Oğlum Rütük Netflix'e de karışıyor. Ama bu kısmına karışamaz diye düşünüyorum. Esas bu kısmına karışıyor. Allah kahretsin. Yine öpüşemeyecekler diyorsun. Abi öpüşmeyi bırak. Bu filmde daha doğrusu yeni evli çiftten bahsediyorsun ve çocuk isteyen bir anne var. Aman kız var, kadın var. Ve o sırada ben çocuk istiyorum değil, benle yat, seviş benle şeklinde kocasına geliyor. Yani orada kızım ne yapıyorsun sen şimdi sen falan ne yapmaya çalışıyorsun demezsin Allah aşkına. Yatırırsın oraya, işini görürsün, hayatına devam edersin. İşini görmek mi? Şimdi ben rütüklüyorum kendimi. Peki ben sana başka bir şey söyleyeceğim bu konuyla ilgili. Şimdi Gupse Özay'ın yaptığı tespitler bence çok yerinde. Şimdi şöyle iki tane erkek kardeş görüyorsun. Bunlar hiç kavga ediyorlar mı? Hayır. Karşılıklı oturma masalarına rağmen birbirlerini özlüyorlar. Beraber halı saha yapıyorlar. Evet. Beraber squash da yaptılar. PlayStation oynuyorlar, bir şeyler yapıyorlar değil mi? Karşılıklı. Güzel bir ilişkileri var. Evet. Nereden bozuluyorlar? Eltilerden. Yani kadınlardan aslında. Hayır, kadınlardan değil. Birbirlerine yalan söyledikleri için sürekli. Kocalarına, diğerlerinin kocaları hakkında yalan söyledikleri için. Tamam ama kadınlar yapıyor bunu. Bak şimdi.
Şuna varmaya çalışıyorum. Tamam. Şimdi atıyorum bir sevgilin oldu senin. Geldi. Benden hoşlanmadı. Sana dedi ki işte Selçuk bana yan gözle baktı. Öyle yaptı böyle yaptı. Yani bu tarz böyle katakulliler, komplolar, şunlar bunlar. Genelde Gupse Özay'ın düşüncesini söylüyorum filme göre kadınların başından çıkıyor. Evet. Tamam, çünkü kadın bunu eleştirmiş zaten. Tamam, doğru. Okey. Şimdi eğer sevişme sahnesine de gelirsek, bu tarz kadınların Gupse Özay'ın yine gözünden, Gupse'nin gözünden şöyle olduğunu düşünüyorum. Hani başım ağrıyor. Hı hı. Bu gece olmaz. Evet. Salı sallanır. Çarşamba tarar. Patlar, her şey olabilir. Gibi olduğu için bu kadınların gelip de kırmızı ruj sürüp jartiyer giyip ne giydiklerini bile hatırlamıyorum da kocam al beni kocam filan demesi adamın garibine gitmiş olabilir. Normal seks hayatlarının öyle ağrılı olduğunu düşün. Ama ya vajinismus lan. Bir de özellikle yeni evlilik için konuşuyorum. Eğer ki öyleyse başta özellikle koca çok daha o aileler için konuşuyorum bu arada, yanlış anlaşılmasın. Koca çok daha fazla dominanttır. Ve o noktada yat der. Yok, hiçbir zaman koca dominant değil. Nasıl değil? Görmedin mi adamlar şıpın gibi adamlar. Ama orası için söylemiyorum işte. Ne kastım için? O. Bunun yaşandığı, senin dediğin, verdiğin örneği yaşandığı aileler içerisinde işte başım ağrıyor'ya gelene kadar. Tamam. Bunu başta yapamaz insan, kadın. Çünkü başta zaten evlenmiş olacak. Onun hayatına dair olacak. Çünkü erkek veren diyeceğim, ne denir ona? Provider mi? Onun bulamıyorum. Sağlayıcı kişi olaraktan vardır ya, o aile grubu için söylüyorum, sürekli tekrarlıyorum, yanlış anlaşılmak istemiyorum çünkü o konuda. Yani o zaman şey söylemek lazım, yani benim bireysel görüşüm, hiç Selçuk bile demeyeceğim o noktada, bireysel görüşüm, herkesin kendi bireysel bir hayatı vardır. Evlenirsin, ortak bir hayat, sevgili bile olsan fark etmez, ortak bir hayata geçtikten sonra bir şeyleri paylaşırsın ve eşit olarak hayatına devam edersin. Burada erkek 1000 lira kazanıyor, kadın 2000 lira kazanıyor, onun da bir önemi yoktur benim gözümde. Ya keşke, hatta yani keşke senin dediğin gibi hani bir sevgili olduğunda çıkıyor dese de 30 bin lira kazanıyorum dese hala. Ne mutlu olurum yani, birbirimizi seviyor olsak ve gitsek o konuda. Hiçbir derdim olmaz. Senin 31 bin lira kazanman lazım. İşte hayır, benim gözümde öyle değil. Ben kendi işimi yapıyorum, severek yapıyorum. Benim için bitti. Ha bununla mutlu olamıyorsa kadın, zaten onunla evlenmiyorsun, evlenemiyorsun. Yok, öyle erkek. Bir durum var. O kendine yedirememe mevzusundan bahsediyorsun. Yani neden olduğunu ya bilmiyorum ama böyle bir sınır vardır. Şimdi var yani, evini evet. Geçindirebiliyorsan zaten bir derdin yoktur. Atıyorum o da ne kadar şu anda? 10 bin kağıt. Hayır. Bir kişinin kiralık bir evde tek başına yaşamasından atıyorum. 1 artı 1'den bahsediyorum. 6 bin kağıt. 6 bin kağıt mı o? Tamam. 6 bin kağıtı yaşıyor. Ve yaşayabilirini biliyorsun sonuçta. Kadın o noktada 8 bin kazanıyorsa bu batıyor mu? Ben gurur duyarım. Hmm. 6 bin lira kazanıyor olsam. Kime batıyor mu? He? Kime batıyor mu? Erkeğe. Ne bileyim çoğu ben. Çoğu zaman batıyor lazım. Ki demek ki bu tür hikayeler var. Yani daha fazla kazanacaksın. Yüzük erkeğin 3 maaşıdır. Bunu da hiçbir zaman anlamadım da. O reklam kampanyası. İşte aynen. Fakat bunları anlatmaya çalıştığın zaman da şey oluyor. Cimriye dönüyorsun. Yani aslında şöyle bir şey var. Dizide de ama filmde de vardı ya işte böyle bu kadar büyük falan diye, o yüzden konu. Yani sen bunların hepsini yapabilecek pozisyonda olup yapmıyorsan o zaman fikirlerin o dinlenir. O çok ayrı. O çok ayrı. Ama fakat hem orada yapamayacaksın hem de ben buna inanmıyorum diyorsan o zaman sana fakir derler. Tamam. Öyle oluyorsun zaten. Ama küçük eltinin kendi ev ekonomisini bilmeden işte baby shower istiyorum, baby moon istiyorum, baby bir şey istiyorum. Baby moon ne ya? İşte honeymoon. Gider misin ambulans? Teşekkürler. Bebek için tatil mevzusuymuş. Öyle olunca şimdi ben şu anda evlendiğim zaman benim eşim ben ne kazanıyorsam bilir. Ekstra mı bilir? Ben onun bilmek isterim ki. Ekstra ne kazanıyor ya? Ekstra deyince şu ucu acık oldu yani. Resim yaptın, sattın, eve ekstradan 3000 lira para girdi. Yani bu neyse artık o. Atıyorum birisinin bir şeye ihtiyacı oldu, gittin para kazandın. Fark etmez yani. Bilinir sonuçta o ve bunun üzerinden de ev ekonomisi yapılır. Ha herkes 20 bin liranın üstünde kazanıyordur, ona bir lafım yok. Herkes hayatını yaşasın, eve zaten yapılan yapılır, sıkıntı yok da. Bütçen, film için konuşuyorum hala. Bütçen belliyken sen bunları isteyebiliyor olman bana çok tuhaf geliyor. Bir defa evet bir defa yaşayacaksın da aile batıyor lan. O noktadan sonra çünkü gösterişli olma merakımız var ya, herkesin elinde iPhone XXX 11.83 bilmem ne neyse artık. Yani gerek var mı? Ha, bu
gösterişten çıkıyor gibime geliyor benim. Yani şuna karşı değilim ben. Her zaman daha fazlasını istemek çok kötü bir şey değil. İste, elindeyse, yapabiliyorsan. Ama yani atıyorum 3000 lira maaş alıyorsan kredi çekip kendine telefon alma abi. Yapma bunu kendine lütfen. Bu telefon mevzusuna hiç girmeyeceğim de atıyorum bir evinin şurasına şunu yapmalıyım, burasına bunu yapmalıyım. Çünkü işte misafir gel, evet güzel yap, tamam da senin bütçen belli. Yani yeni evlenilecek, fakir de demeyeyim de yani orta gelirde insanlar var atıyorum. Eve toplamda 6000-7000 lira para geliyor diye varsay. Tamam. Hani yaşarsın, sıkıntın olmaz. Fakir, çok fazla, fakir olarak yaşarsın. Fakirlik değil bu. Nasıl? Bak fakirliği sen, bak bunu tartıştık sen de daha önce. Fakirlik sınırı diye bir rakam tamam, var ya ondan ama söylüyorum. O ona fakirlik deme çünkü 2000 ile yaşayan da var. O da fakir. O da hayır, fakir 2000 ama orta gelir diyorum sınırında. İşte 6000 orta gelirdir benim gözümde. Bu dönemin ekonomisine bakarsak Ağustos 2020 önemli. Çünkü her şey olabilir. Bu videoyu koyduktan sonra ulan çok kötü yerlere gidiyoruz dur. Diyeceğim şuydu, eğer ki sen ekonomini bil, ama 6000 olayından bahsediyordum. Sen 6000 lira evine geliyorsa o 6000'e göre yaşarsın. Sen 7000'lik yaşayamazsın. Yaşarsan zaten borç batağına batıyorsun. Sonra da insanlar intihar ediyor zaten. İntihar mı? Evet. Ne? He. Senin bankada diyelim eksi 100.000 borcun olduğu zaman ne yapıyorsun? İntihar etmiyorsun da hani yani bir çözüm yolu bulmak istiyorsun ama çıkmıyor. Çünkü hala yok, harcanıyor. Yani banka... O eksi 100.000'e niye geldin? Yani birçok şey olabilir. Yatırımsal yani. Düşünme. Ha lüks harcama mı? Evet. Kastım o. Hatta kanalımız için söyleyebilirim. Hawaii Metro Mother'da Lily'nin yaptığı şey. Sürekli alışveriş yapması, sürekli onu bunu yapması. İndirimdeydi deyip ama aslında ekstrem pahalı olan ayakkabılar o bu şu falan. Öyle. Şimdi o da yanlış bu arada. Yani sen ekonomini bil. Takside gir lafım yok. Ama kendi hayatını bir 6000 ve sen diyorsun ki 500 lira biriktirebiliyorum ben ayda. Tamam 10 aylık mı 5000 liralık bir şey al. 7000 liralık bir şey alma. Çünkü senin zaten ekonomin belli. Çok uzattım özür diliyorum ama bu hakikaten sinir olduğum bir konudur. Peki. Tamam. Filme geri dönersek de buraya oturduğumuz zaman ilk bugün bu videoyu çekmek için oturduğumuz zaman tam olarak 32 dakika önce diziye karşı çok antipatik oturdum. Şu anda fikirlerim birazcık değişti. İlginç bir şekilde tam 32 dakika. Çünkü bir fark ediş yaşadım bunun içerisinde. Bu da güzel bir şey bu arada. İnsan kabullenebilmesi lazım bazı şeyleri. Yani tabii ki de 10 üzerinden 8'lik bir film değil. Asla olamaz da. Bize hissettirmeye çalıştığı şeyi hissettirebilmiş olmasından dolayı. Ben ona, o karakterden nefret ettiğim için artı 2 puan verebiliyorum kısacası yani. 2? Ne bileyim öyle. 10 üzerinde 2 mi verdin? Yo 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 artı 2 puan. Ha 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 ha. İşte atıyorum 3'tü de 5 oldu. Ama çekimleri de fena değil. Hadi 5.1 olsun. Sonuçta bir Amerikan komedi, tırt komedi filmleri vardır ya sabun köpüğü. Ondan bir farkı yok. Kadının da bence anlatmaya çalıştığı şey de bundan çok bir farklı değil. Sonuçta hani bir Oscar alınması beklenen bir şey değil. Abartılı bir örnek oldu da. Ticari bir film yani. Yok gene anlatmak istediği bir şey vardı. Biz nasıl burada konuşuyorsak onun daha fazla prodüksiyonu var. Çekiyor. Bu. Kadın gücünden dolayı, girl power'dan dolayı ben bir puan daha fazla veriyorum. 6 evet. Olsun diyorum. İzlenmesi gereken bir film mi? Hayır. Yani boş vaktiniz varsa değerlendireyim istiyorsanız bu filmi izlemeyin yani. Ben net bunu söylerim. Hmm. Ha, bu tarz şeylerden hoşlanıyorsunuz da izleyin. Çok yani ha şeydir çok arada yani. Bir film dediğimiz gibi yani. Ha bir de şey var yani böyle mesela dediğim gibi ben aile içerisinde izledim. Hani bazen de topluluk olduğu zaman bir şeyler izleyelim dediğin zaman bir şey ortaya çıkmıyor. Kimisi korku filmi sevmiyor, biri onu sevmiyor, biri abi kafam şimdi dolmasın onunla diyor filan. Aç izle çerezlik gibi bir şey olabilir hani en fazla. Biz izlemiş bulunduk. İzlediğimiz için de incelemiş bulunduk. İncelediğimiz için de puanlarımızı verdik. Aynen. Kısacası beğendik beğenmedik filmi tartışılır. Ama siz bu videoyu beğendiyseniz beğene. Beğenmediyseniz de beğenmediğine basıp abone olup paylaşırsanız çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.